Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Sonrasında bu videoyu saat kaçta izlersiniz bilmiyorum ama ee, 14 Ağustos'un içinde izlersiniz. Transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor ama bir o kadar da soğuk bir gündem var. Yani ne olacağını kimse bilmiyor ama herkes her şeyden haberdar gibi bir durum söz konusu. Şimdi ilk olarak bana en çok gelen soruyla başlayayım. Hocam Musa Dembele gelecek mi? Gelmeyecek mi? Arkadaşlar Musa Dembele'yi iptal edeli çok oluyor. Hatırlayın. Yani onu iptal edeli çok oluyor. Ama gündemde sıcaklığını koruyan isimlerden birisi Maxi Gomez. Dilerseniz ben haber başlığı ve özet olarak, bakın haberi direkt moda mod okumuyorum, direkt özet olarak haberi sunup sonra duyumlarla devam edeyim. Fenerbahçe'den Gomez ve Dembele için son hamle diyor. Bir kere Forvet'e nokta atışı yapmak istiyoruz. Son günlerde kimlerin adı geçti? Miç Başçuay'ın adı geçti. Değil mi? Hani Maxi Gomez ismi hala sıcaklığını koruyor. Dembele ismi hakeza öyle. Ama Fenerbahçe Dembele'ye bir teklif daha yapacak diyor haberde. Yani 11 transfer yapıldı. Bence Rossi'yi de dahil edin. 11 transfer yapıldı ama Rossi hariç diyelim. Başdua ile anlaştı diyor. Geçen sezon taşta forma giydi. Başdua'yı bedelsiz olarak kiralaması için Çelsin'le anlaştı diyor. Külliyen yalan. Külliyen yalan. Adamın bir senelik sözleşmesi kalmış. Niye sana bedava versin? Zaten bedava verecek olsa biz Başdua ile 2 milyon euro civarında bir parayla zaten anlaştık. Ve... Geriye kaldı Maxi Gomez Musa Dembele diyor. Hayır sadece bu isimler kalmadı. Başka isim de var. Valencia Gomez için 12 milyon euro istiyor. Bu zaten artık arkadaşlar bunu hani ben duyumcuyum demeye gerek yok. Ya da duyumcu duyum aldım demeye gerek yok. Bu artık herkesin dilinde Valencia'nın 12 istediği. Ancak şöyle bir şey var. Arkadaşlar misal veriyorum. X futbolcusunu 12 istesin. 10 tane takımda 12'yi versin. Ama 11. takım 10 versin. Futbolcuza desin ki ben 11. takıma gideceğim. E kulüp satamaz ki. Bosman kuralı geldiği kulüp satamaz. Elinde patlar. Bazı şeyleri açık açık söyleyemiyorum ama anlıyorsunuz inşallah. Bizim elimizi tek güçlendiren nokta şu. Jorge Jesus. Şu anda birçok Fenerbahçe taraftarı Jesus'un kuyusunu kazmaya çalışsa da işte Jesus'u kovsunlar, şu gelsin, bu gelsin diye uğraşsa da Jesus bir marka. Bir marka zaten yanlış anlaşılmayayım ama Fenerbahçe'ye gelmesi için de uğraştığımız markalardan bir tanesi. Şimdi kulüpler bu hafta içi bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek diyor. Arkadaşlar şu anda transfer görüşmeleri sürüyor. Fenerbahçe 8 milyon euro bonustan ulaşan teklifini arttıracak falan filan. Hayır 7 artı bonus ısrarla da söylüyorum 7 artı bonus. Ha şu var. Duyum çalıyorlar. Buradan alıp başka bir yere çalıyorlar. Çalan ekliyor diyor. 8 milyon euro falan filan. O kendi bilecekler iş. Ben kendi verdiğim duyumdan sorumluyum. Başkasının verdiği duyumlardan ya da buradan çalıp eklediği duyumlardan sorumlu değilim. 7 artı bonus. Hatta daha da detay vereyim. Çalıyorsunuz da düzgün çalın. Kulübü zor durumda bırakmayın. 7 artı şampiyonluk bonusu 2 milyon euro. 9 artı 20 25 diye biliyorum ama ya 20 diyelim sezon biraz geçtiği için 20 maç ve üzeri oynarsa da 1 milyon euro daha bonus. Totalde 10 milyon euroluk teklif. Hani kişisel fikrimi sorarsanız eninde sonunda kabul edecekler gibi. Kişisel olmayan fikrimi soracak olursanız da ortalık biraz karışık gibi. Musa Dembele'ye gelelim. Arkadaşlar Dembele konusunda hadi bir fikir birliği yapalım. Musa Dembele yazdık girdik. Futbolcunun son senesi kabul. Son sene okey. 20 milyon euro piyasa değeri var. Yaş daha 26. Kabul, kabul, kabul. Hepsine kabul, hepsine kabul. Bu sene şu ana kadar futbolcunun yani şu ana kadar futbolcunun herhangi bir resmi maça çıkmışlığı yok sanırım. Yani ee, bugün pazar günü saat 2'de maçları vardı. Lorient Lyon. Ya yani ben şu anda saat 2'deyim. Lorient and... Lyon maçı, yani merak ettim maç kadrosunda falan var mı diye ee, aklıma takıldı ya, yani gerçekten aklıma takıldı. Lorient-Lyon maç kadroları diyeyim. Şeyde falan çıkar herhalde. Sporx'te şurada burada ya da maç Kolik'te mi oluyor, şeyde mi oluyor, Billioner'de falan mı oluyor? Kadro bilgisi bulunamadı. Ertelendi diyor. Ha maç niye ertelendi bilmiyorum. Neyse. Bunu soruyordum zaten herhalde ben dün. İlk hafta maçında zaten Lyon'un ilk hafta maçında da herhalde yoktu. Gerçi o maçta mı? Neyse. Uzun lafın kısası arkadaşlar. <laughs> Uzun lafın kısası. Futbolcu eğer kullanıyorlarsa verirler mi diye baktım ama futbolcunun herhangi bir maçta oynamışlığı gözükmüyor. Ayrıca son senesi sözleşmesinin biliyorsunuz as forvetleri Lacazette yani Lacazette'i geri aldılar. Kadavere var. Şu anda takımın en pahalısı konumunda. Ha ilk hafta Ajax'ı 2-1 yenmişler. Kadavere forvetmiş arkadaşlar. O maçta e, yedeklere bakıyorsun. Lacazette forvet oynamış. Kadavere sonradan girmiş. Dembele'yi kadroya bile almamışlar. Dembele'nin özelliği şu, İngiltere'ye gitmek istiyordu. Muhtemelen hala da aynı fikirdedir. Hani şimdi kimsenin ümitlerini oynamak istemiyorum. Bana soracak olursanız Dembele mi Gomez mi deseniz ben Dembele derim. Ama İngiltere'ye gitmek istiyordu. Sonuç herhalde hala değişmedi. Bilginiz olsun. Kapıyı yüksekten açtılar. Yani 12 milyon euro mesela 12 verecek olsam ben Dembele'ye gider 12'yi basar alırım. Onu da söyleyeyim. Şu anda zaten sosyal medyaya dikkat edin. Fenerbahçe'ye en yakın isim Gomez deniliyor. Niye? Çünkü arkadaşlar birçok santraforla görüşüldü. Mesela Porto'dan Mehdi Taremi bak hiç kimse konuşmaz oldu. Abu Bakar kimse konuşmaz oldu farkında mısınız? Yani bir tek bir tek şu anda konuşulan Maxi Gomez kaldı. Çünkü Maxi Gomez'in Jesus'la görüştüğü artık gün yüzüne çıktı. Yani 10 milyon euro ödenmesi bekleniyor diyor haberde. 4 yıllık imza senelik 2.4 milyon euro diyor. Alexander Schorlot biliyorsunuz Leipzig elden çıkarmak istiyor. Ben Leipzig'in dün maçını da biraz baktım açıkçası. Hani Schorlot falan oynayacak mı diye. Yok. Timo Werner'i getirmiş adamlar. Getirir getirmez forvet oynatmış. Düşünün yani Schorlot'u ne kadar istediklerini. E dediğim gibi Abu Bakar sana niye versin? Adam yıllık 6 milyon euro net maaş alıyormuş arkadaşlar. Yani 6 milyon euro net maaş. Baş duayı olayı malum. Hocam uzun lafın kısası. Sen Fenerbahçe forvetine kimi bekliyorsun? Açıkça söyleyeyim. Ben Fenerbahçe forvetine şu anda hiç kimseyi beklemiyorum. Nasıl yani? Kimseyi almayacak mıyız? Alacağız. Ama piyasa o kadar karışık ki şu isim desem patlarım. Şu isim diyenlerin hepsi patlayacak. Bu isim diyenlerin hepsi patlayacak. Patlayacak arkadaşlar. <laughs> patlayacak. Niye patlayacak? Ya bakın Musa Dembele diyorum. Adamı kadroya almamışlar. 15 milyon euro keş para istiyorlardı bizden. Adam İngiltere'yi istiyordu. Birden bir İngiltere işi bozuldu. Bu arada bizim teklifimiz de 8 milyon euro civarında. Bir telefon geldi ya da bir fax geldi. Dedi ki 8 milyon euro teklifinizi kabul ediyoruz. Hala geçerli mi? Şimdi ben Maxi Gomez de desem yalan söylemiş olurum. Başka bir şey. Charlotte için 4-5 milyon euroya verirlerse alırız dedim. Adamlar birdenbire bir fax çekip 4 milyon euro peşin paraya satıyoruz deseler. Ne yapacaksınız? Charlotte gelmiş olacak. Diyeceksiniz ki ya hocam işte nasıl olacak bu iş? Böyle. Maxi Gomez. Biz 7 artı 3 veriyoruz çıkmıyoruz da inmiyoruz da futbolcu da almak zorundalar. Bu arada 7 artı 3 bizim maksimum teklifimiz. Yanlış anlaşılmasın o kadar vermeye de biliriz. Bu bizim maksimum teklifimiz. Sonuç olarak nihayetinde futbolcu satışı da bekliyoruz. Yani biz teklifimizi sunup bekliyoruz futbolcuların satışında. O yüzden... Şu an hani ne olur ne olmaz kestirmek güç. Şu bir gerçek. 15 Ağustos'a kadar bitmesi lazım da forvetim. Ne derseniz deyin. Bakın ben yanlış hesaplamıyorsam 14 tane maçımız var. Avrupa'da hani grup aşamasında da muhtemelen 3 tane oynarsak 17 tane maç var Dünya Kupası arasına kadar. Yani bir nevi 17 oradan olsa 5 buradan olsa 22. Bir nevi devre arasına girecek takım. Devre arasından sonra ikinci bir devre arasına kadar tekrar oynayacak. Sonra üçüncü bir devre arası. Yani bu sezon 3 periyot halinde oynanacak ve sanki biraz geç kaldık gibi de geliyor. Jesus, hocam peki kimler gidecek? Jesus'un biletini kestikleri gidecek. Şu anda kadromuzda 20'si lisanslı, 22 yabancı var. Nasıl lisanslı? Arkadaşlar, TFF Bilgi Bankası. Girin TFF Bilgi Bankasına. Bak orada çok enteresan bir şeyle karşılaşacaksınız. Takımlar kulüpler. Açtım Fenerbahçe'nin TFF Bilgi Bankası'nı. Bakın lisansı çıkanlar. Buruma 1, Salahi 2, Osahi 3, Rossi 4, Pelkas 5, Valencia 6, Alioski 7, Novak 8, Gustavo Henrique 9, 9, Joao Pedro 10, Joshua King 11, Lincoln 12, Luan Perez 13, Tisserand 14, bir dakika. Tisserand 14. Samat da 15. Berisha 16. Bunların hepsinin lisansı var. 16. Crespo 17. Zaitz 18. Lemos 19. Arao 20. 20. Luan Perez'inki ha Luan Perez de var saydık değil mi? Ya 20 tane lisanslı futbolcu var. Bir dakika hocam. Kural hatası. Nasıl 20 tane lisanslı futbolcu var arkadaşlar? Tescil dönemi bitmediği için 20 lisanslı futbolcum var. 20'sini de oynatabilirsin. Hocam kusura bakma cahilsin. Nasıl 20'sini oynatamazsın? Oynatırsın. Hocam oynatamazsın, oynatırsın. Hocam 14 yabancı kuralı var. 6 8 diyor sen nasıl 20'sini oynatırsın arkadaşlar? Şu anda tescil dönemindesin. Şu anda tescil dönemindesin. Tescil dönemindesin. Ve en son kabul edilen 21 futbolcu tescili var. Yani o 21 futbolcu transfer sezonu bitene kadar aslında. Ama hocam TFF yalanladı. Yalanlasın. Yalanlasın. Şimdi biz bu e, 20 kişiden en az 7'sini göndereceğiz. 7'sini göndereceğiz. Peki kim gidecek? Valla 22 tane futbolcudan dikkat edin 20'sine lisans çıktı. İkisine hiç çıkmadı bile. Sanırım çıkmayanlardan biri Kolker. Yani tam emin değilim. Bir de Max Mayer'i Max Mayer ve Kolker'ın adını hiç anmadım diye biliyorum. 2 saat listeye bakıp da sizi yormayayım. Maliyet düşürme derdindeyiz. Mesela Samat'ta gençler anlaşmak üzere. Anlaştı. Gitti gidiyor.com nokta e, Kolker, Mayer hiç isimleri yok. Onları zaten bu listede saymıyorum bile. Lemos kulüp arıyor 1. Samat da dedik 2. E, Pelkas gitti gidiyor 3. Berisha 4. Nova'da kulüp arıyoruz 5. Hocam yine kaldı 2 kişi. Değil mi? 2 kişi kaldı. Yine mantık olarak. E taraftar tepkili Gustavo Henrique'ye ciddi tepkiler var. Geri gider mi? Sıkıntı. E, salaiye Salahiye teklifler var. Ortada. Başka e, Tisserant'ın gitmesi an meselesi ama Tisserant giderse stoper lazım. O da bir sıkıntı. Şu anda Fenerbahçe ne yapacağını o da bilmiyor arkadaşlar. Avusturya-Viyen maçları var. Bu arada Avusturya-Viyen konusunda da kısaca bir bilgilendirme yapayım. Yani Avusturya-Viyen'i de kısaca size tanıtayım arkadaşlar. Eski Avusturya-Viyen değil bir kere onu söyleyeyim. Geçen sezon Avusturya-Bundesliga'yı dördüncü bitirmiş. Şampiyonluk grubunda 3. olarak Avrupa Ligi bileti almış. Mütevazi bir kadrosu var. 24 defa Avusturya şampiyonluğu var. Ama Salzburg'un sponsor bulması sonrasında bu üstünlüğü kaybetti. 2012-13'ün ardından bir daha bu başarıyı yakalayamadı. Ee, ve 2002-2003 sezonda Fenerbahçe'nin eski hocası Christoph Daum'la şampiyonluk yaşamış. Şu anda 19 milyon 700 bin euro diyelim. 19.07 olsun 08 de 07 diyelim. 19.07 kadro değeri sahip diyelim. Fenerbahçe ise 186.7 milyon euroluk değere sahip ve favori durumda. Forvetleri 1.94'lük. Bu arada Alman kaptanları mühül. Savunmada liderlik özelliğine dikkat çekiyor ama yumurtlamayı çok seviyor. Takımın en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu 3 milyon euro. O da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncuları Matias Buran Öder. Geçen sezon yaşanan gol yollarındaki sorunu çözmek adına Haris Tabakovic'i almışlar. Birisi Seferovic alıyor, birisi Tabakovic alıyor. 1.94'lük İsviçreli ligdeki alt taş maçında ilk kez 90 dakika sahada kalıp gol atıyor. Uzun boyunun avantajını kullanıyor. <laughs> Takımın başında ikinci sezonuna giren teknik direktör Manfred Schmidt kariyerinde ilk kez bu seviyede. Futbolcu olarak görev yaptığı Avusturya Viyana 2002'de U19 antrenörü olarak geliyor. 51 yaşındaki antrenör Borussia Dortmund Köln'de yardımcı antrenörlük yapıp geçen sezon Viyana ekibinin başına geliyor. 38 maçta 1.3 puan ortalaması yakalayıp 4-2-3-1 ya da 4-3-2-1 şeklinde oynuyor. 38 maçta 1.3 puan ortalaması ne lan? Çok salakça değil mi bu? Bu adamlar nasıl ligi dördüncü bitirdi? Ne bunlar eksi puanla mı şey yapıyor? Böyle bir takım arkadaşlar. Savunmacılarından bir kırmızı yedi mesela ligde. Fenerbahçe'nin de onun üstüne oynaması lazım. Hani eski gücü yok takımın. Doğru ya doğru. Ama Fenerbahçe'de yapılanma, yapılandırma aşamasında. Hani böyle kağıt üstüne baktığınız zaman ha hocam biz bunlara 7-8 atarız diyeceğiniz bir takım değil. Bilginiz olsun. Öyle, biz bunlara 7-8 atarız derseniz 7-8 yersiniz. Kalenizde de 7-8'i görürsünüz. Sakın böyle bir yanılgı içine düşmeyin. Yani 7-8 atacağım bir takım değil. Ama şu bir gerçek e, ee, bu takımı hafife almamak lazım. Çok ciddi almak lazım mı? İlk maçta ciddi almak lazım. Gördünüz Ümraniye maçını. Bu Ümraniye maçı var ya kulağımıza küpe olursa biz bu sezonu düzgün geçiririz. Ama kulağımıza küpe olmazsa vay babam vay olur. Kulağımıza küpe yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. Çünkü atalarımızın da dediği gibi bir musibet bin nasihattan iyidir. Net bir şekilde musibet başımıza geldi. Artık aklımızı başımıza almamız lazım. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada şuraya yarın maça kadar 25.500 olur inşallah. Ben olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere.